Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda sıfır geometri kampının 14. haftasının 3. videosundayız. Çemberde açıda kaldığımız yerden devam edeceğiz. İç açı ve dış açıdan bahsedeceğiz. Kitabımızda sayfa numarası 171'de kalmıştık. Sayfa numarası 171, 172, 173 ve 174'ün yarısını işleyeceğiz bu videoda. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Bu videoda iç açı ve dış açıdan bahsedeceğiz. Yalnız iç açı ve dış açı bu merkez açı, çevre açı, teğet kiriş açılarının özel bir durumudur diye söyleyebiliriz. Zaten ispatını yaparken de anlayacaksınız biraz sonra. Şimdi burada öncelikle iç açıdan bahsedeyim isterseniz. Bir çemberde kesişen farklı iki kirişin oluşturduğu açıya biz ne diyoruz arkadaşlar? İç açı adını veriyoruz. Sonra iç açının ölçüsü gördüğü yayların ölçüleri toplamının yarısına eşittir. Yani AB yayıyla CD yayının toplamının yarısına eşittir. Yani buraya bir alfa buraya da bir beta diyecek olursak x açısı neye eşittir arkadaşlar? Alfa artı beta bölü 2 eşittir. Peki hocam bu nereden geliyor diye soracak olursanız. Evet bir çevre açının özel bir durumudur diye söyleyebiliriz. Şimdi biz açı ve gördüğü yer ilişkisini çok seviyoruz ve onu çok fazla kullanıyoruz değil mi? Burada da aynı şeyi yapabiliriz düşünebiliriz. Aslında bir yay var ama Buradaki açı merkez açı falan değil. İki tane kirişin kestiği yerdeki açı bu. İç açı diye tanımlanıyor zaten. Buna ait bir çevre açı var mı? Yok. Bazen oluyor. Bazen de biz oluşturabiliriz. Bak burada ne oldu? Alfa ise A çevre açı. Çevre açıdan dolayı burası ne oldu? Alfa bölü 2 oldu. Sonra burası beta ise bak burada da bir çevre açı yine beta bölü 2 oldu. E o zaman şuradaki üçgende 1, 2 iç açının toplamı bir dış açı yaparsak alfa bölü 2 ile beta bölü 2'nin toplamı ne oluyor? x açısına eşit oluyor. Yani x açısı alfa artı beta bölü 2'ye eşit olmuş oldu. Nereden çıktı? Çevre açının mantığından çıktı. Ki zaten önceki videolarda da ne demiştim? Çevre açı, merkez açı, teğet giriş açı bizim için önemli. Açı ve gördüğü yay ilişkisi önemli. Ama sorular sadece bu açı kurallarından çözülmüyor. Üçgen bilgilerini de kullanacaksınız. İki iç açı toplama bir dış açı gibi bilgileri de kullanacaksınız diye söylemiş miydik? Söyledik. İşte böyle. Bazen soruları ispat yöntemiyle yapacaksınız. Bazen yani soruyu gördüğünüz zaman mesela iç açı formu aklınıza gelmeyecek. Ama genelde bu iç açı akılda kalıyor. Gördüğü yayların toplamının yarısı şeklinde de söyleyebiliyorsunuz. Soruda gördüğünüz zaman direkt toplamlarının yarısı diyebilirsiniz. Ama baktınız fark etmediniz. Klasik yollarla da çözüme ulaşabilirsiniz. O yüzden böyle ispat yöntemlerini gösteriyoruz sizlere. Evet hemen örnek 39'a bakalım. Hocam x açısı iki tane kiriş arasında kalan açı gördüğü yayların toplamının yarısına eşittir. Yani x açısı ispat yöntemiyle de yapabilirsiniz. 120 artı 30 bölü 2'ye eşittir. Yani 150 bölü 2'den neye eşit olacaktır? 75'e eşit olacaktır. Örnek 40 ne diyor? Bakalım şurası 60 derece verilmiş. Merkez açı falan filan değil. Merkez açı olsaydı 60-60 olurdu zaten. Şimdi burası 90 verilmiş bize. E, x verilmiş. Burada bir çevre açı var. Açı ve gördüğü yay ilişkisi. Hop burası 2x. Bak 2 kiriş arasında kalan açı. Şu yayı ve bu yayı görüyor. Gördüğü yayların toplamının yarısına eşittir. Yani 60. 90 artı 2x bölü 2 eşittir. 2 ile karşı tarafı çarpsam 120. 90 artı 2x eşit olacak. E buradan 2x eşittir 30 olacak. Buradan da x'i kaç olarak buluruz? 15 olarak buluruz. Örnek 40'ı böylelikle 15 bulduk. Şimdi gelelim dış açıya. Bakalım dış açı ne diyor? İki kesenin yani kesen doğrusu şu şekilde. İki teğetin veya bir kesen ile bir teğetin oluşturduğu açıya çemberin dış açısı denir. Çemberin dış açısı deniyormuş arkadaşlar. Yani iki kesen arasında kalan açı dışarıdaki açıya dış açı diyoruz. Bir dış açının ölçüsü gördüğü yayların ölçüleri farkının yarısına eşittir. Evet arkadaşlar. Evet, yarısına eşitmiş. Peki hocam bu nereden geliyor? Şimdi söyleyeceğim. Yani A B açısı Neye eşittir? AB yayının ölçüsü şu yayın ölçüsü eksi bu yayın ölçüsü yani CD yayının ölçüsü bölü 2 eşittir. Yani bu x ya buraya alfa buraya beta diyecek olursak eğer alfa neye eşittir arkadaşlar? Daha doğrusu x açısı neye eşittir? Alfa eksi beta bölü 2'ye eşittir. Peki hocam nereden geliyor? Yine çevre açı mantığından geliyor. Bak şimdi dikkat et. Hocam ben burada alfaya ait bir açı yok. Çevre açı oluşturacak olursam. Çevre açı oluşturduğumda alfa ise burası nedir? Alfa bölü 2'dir. Hocam burada beta buradası da ne olacaktır? Beta bölü 2 olacaktır. E buradan ne geldi o zaman? Bak dikkat et. Hocam şuradaki üçgende iki iç açının toplamı bir dış açı. X ile beta bölü 2 toplarsan alfa yapar. Ya da alfa ile beta bölü 2'ye çıkartırsan alfa bölü 2 ile beta bölü 2'ye çıkartırsan x açısı neye eşit oldu? Alfa x beta bölü 2'ye eşit olmuş oldu. Bazen kural aklına gelmeyebilir. Sorularda illa kullanmak zorunda değilsin. Yine üçgensel bilgilerle yine sonuca ulaşırsın. Ama dış açıda genelde akılda kalıyor. Farklarının yarısı şeklinde aklımızda. Hadi bakalım sorusuna. E direkt hocam iki tane dışarıdaki kalan açı. Direkt gördüğü yayların farklarının yarısına eşittir. Yani ne diyeceğiz burada? X açısı neye eşittir? 100 eksi 20 bölü 2'ye eşittir. 80 bölü 2'den kaç yapıyor? 40 yapıyor. Örnek 41'i 40 buldum. Geldik örnek 42. Bak dışarıda oluşan bir açı. Hocam gördüğü yaylar şunlar. Yani 30 derece eşittir. X eksi 15 bölü 2. Büyükten küçüş çıkartacağız. 2 ile karşı taraf çarptın. 60 eşittir. X eksi 15 oldu. Eksi 15 öbür tarafa attık. 60 artı 15'ten 75 olarak buluruz cevabı. Örnek 42 75 bulduk. Geldik örnek 43'e. Evet o çemberin merkezi verilmiş. E hocam burada ne yapacağız? Direkt burası 110'sa, 110 sa 110'u kullanalım. Hocam bu da çemberin merkezi ise bu çap olduğundan dolayı 180 derece değil midir? Evet. Şimdi çap olduğundan dolayı 180 derecedir aslında burası. Ee, başka türlü yapabilir miyim diye bakıyorum da 110'u kullanacağım. E 110'dan dolayı bunun tamamı da 220 yapması lazım. 220. E burası 220 ise o zaman buraya kaç derece kaldı? 220 180 yani 40 derece kaldı. E hocam x ise burası 2x deyip A 15 derece gördüğü yayların farklarının yarısı diyebiliriz. Ama her soruda da bunu yapmayalım lütfen. Niye? Çünkü sen burada 40'ı buldun ya. E burası 40'sa sa hiç 2x'e falan girme bak. 40'sa hocam gördüğü yay 20 derecedir. Çünkü çevre açıdan dolayı. E hocam şuradaki üçgende bir dış açı x. 2 iç açı bir dış açıyı kullanabilirsin. X açısı 15 ile 20'nin toplamına eşittir. Yani x buradan ne eşit oldu? 35'e eşit oldu. Dediğim gibi illa dış açı varsa dış açı kullanmak zorunda değilsiniz. Ha, kullanabilirsin de sana kalmış. A ben üçgensel bilgi varsa üçgensel bölgeden bilgiden çözmeyi daha çok tavsiye ediyorum. Sana kalmış. Çünkü üçgende üçgenle de yap da üçgenlere de elin böyle alışkanlığı gitmesin. Tamam. Evet örnek 43 35 bulduk. Geldik örnek 44'e. Şimdi arkadaşlar bana 80 verilmiş bir 40 verilmiş. Allah Allah. Bu 80'i kullanmam lazım benim. Bu 80'i ben nasıl kullanacağım? Hocam burası 80 ise gördüğü yay şeklinde söyleyebilirim. Bu 80 ise gördüğü yay nedir? 160'tır. E, x ise burası nedir? 2x'tir. E, hocam bu 40 da verilmiş. Ha, gördüğü yayların farklarının yarısı şeklinde diyebiliriz. Ama çemberin ölçüsü 360 değil miydi? Evet 360'tı. O zaman 360'tan 160 çıkarsan 200. Yani şu yaya 200 kaldı. Ama 2x burada ya. Burası da 100, 200 eksi 2x mi yaptı? Evet. Evet bu yayda 200 eksi 2x yaptı. Çünkü 160'ı burada tamamı 200 yapmak zorunda. 2x buradaysa da buraya da 200 eksi 2x kaldı. Arkadaşlar bu soruyu sonrasında nasıl yapabiliriz? Şöyle yapabiliriz. Hocam burası 200 eksi 2x ise buradaki teyit kiliş açıdan dolayı 100 eksi x deyip 2 iç açı toplam bir dış açıdan sonuca ulaşabilirsiniz. Ki bu daha kolay. Aa, arkadaşlar büyük ihtimalle şuna yoğunlaşmıştır. Hocam dışarıda böyle bak bir teğetle bir kesel arasında kalan açı. İşte yine bunda da uygulayabilirsiniz. Bak buradaki e, dış açı oluştu burada 40. 40 neye eşittir? Gördüğü yayların farklarının yarısına eşittir. Yani 2x eksi 200 eksi 2x ama tamamını çıkartacaksınız. Parantezi unutma. Bölü 2 diyeceksiniz. 2 ile karşı tarafı çarptın. 80. 2x eksi 200. Eksiyi dağıttığım zaman artı 2x yaptı. Buradan 4x kaldı burada. 200 öbür tarafa attım. 280 yaptı x de 280 bölü 4'ten ne geldi? 70 geldi. Ama tavsiyem teğet giriş açıdan yapıp iki iç açı toplam bir dış açı daha mantıklı. Bence tabii ki siz bilirsiniz ama genelde bunu görünce dış açı aklınıza geliyor. Arkadaşlar örnek 44'ü böylelikle 70 bulduk. Geldik örnek 45'e. O merkezli çember verilmiş. Hemen merkez açıdan dolayı 100 ise burası nedir? 100'dür. Ha bak dışarıdaki açı dış açı. Bir de bizden DE isteniyorsa tamam burada dış açıyı uygula. Hocam 30 neye eşittir? Direkt gördüğü yayların yani 100 eksi alfa bölü 2'ye eşittir. E buradan 2 ile karşı tarafı çarptım. 60 eşittir 100 eksi alfa. Eksi alfayı öbür tarafa artı 60 da bu tarafa atınca 100 eksi 60'dan cevaba 40 diye ulaşırız. Yani örnek 45'i 40 bulduk. Geldik. Bir dikkate. Dış açının kolları çembere teğet ise gördüğü yayın ölçüsü ile toplamı 180 derecedir. Yani şuradaki açıyla bu yayın toplamı 180 eksi alfadır. Yani burası alfaysa burası 180 eksi alfa. Çünkü toplamı ne yapacak? 180 derece yapacak. İspatını yapacağım. Şimdi birkaç farklı ispatını yapacağım. Hatta öncelikle şunu şöyle bir sileyim. Sonra şurada bir ispat yapmam için şöyle bir şunu bir kopyalayayım. Birkaç farklı ispatı da size göstereceğim. Arkadaşlar alfayken 180 eksi alfa. Yani AB yayı ne olacak arkadaşım? 180 eksi Bak AB yerine ne olacak? 180 eksi ACB açısı şeklinde yazılıyor. Hadi bakalım. Bunun ispatı nereden geliyor? İspat yöntemleri önemli arkadaşlar. Mesela bir tane ispatı burada yapayım. Arkadaşım burada teğetler var. Ben şunu şöyle çizecek olursam. Şöyle çizecek olursam. Ee, hocam ne oldu? Teğet kiriş açı. Bak şuraya ben bir alfa dersem. Alfaysa yer, iki alfa ise gördüğü yay 2 alfa. 2 alfa. Teğet kiriş açıdan burası da alfa mı oldu? A. Evet. A. Hatta burada ne fark etmiş olduk arkadaşlar buradaki ispattan dolayı? Alfayken, iki alfa iken 2 alfa teğet kirç açıdan. burası da 2 alfa ise alfa mı oldu? Evet. İkiz kenar üçgen çıktı. Yani şu teğet teğet uzunlukları da birbirine eşit oldu arkadaşlar. Bakın bunun da ispatını yaptık. Neyse devam edelim. 2 alfa ise burası da 180'e tamamlayan açısıdır. Üçgendeki açılardan dolayı 180 eksi 2 alfa oldu. Gerçekten bu açıyla bu yayın toplamı ikisinin toplamı 180 derece oldu. Oldu mu? Oldu. Başka bir ispat daha yapayım istersen şuraya. Bak şimdi ispat yöntemleri önemli. Gerçekten önemli bu ispat yöntemlerini bazı soru tiplemelerinde kullanabiliyoruz arkadaşlar. O yüzden burayı dikkatli bir şekilde dinlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi burası mesela çemberin merkezi olsun. Arkadaşlar çemberin merkezi olduğu zamanda, merkezden geçtiği zaman da hatta bu şöyle merkezden geçen bir doğru olduğu zaman da bu açı ortay oluyor. Sebep? E biz şunu öğrendik. Merkez varsa teğet varsa çektik. Hocam bu yarıçap. Merkez varsa teğet varsa çektik. Bu da yarıçap. Aa kollar açılan mi Açı ortayda eşit olur. Gerçekten teğet teğet olduğunda merkezden geçtiği zaman ne oluyormuş? Açı ortay oluyormuş. Ve o zaman burada asıl bizim ispatımız bu değil ki. Aynı zamanda kolları silen dikmeler eşitken ayırtıkları yerlerde eşit olmaz mı? Olur. E tamam. Bunu da ispatlamış olduk. Şuraya ben bir alfa dersem. Burası 90 eksi alfa oldu. Üçgenden dolayı. E alfayken burası da 90 eksi alfa. Bak dikkat et. Burası 2 alfa. Bak burası 180 eksi 2 alfa yaptı. Merkez açı 180 eksi 2 alfaysa. Şuradaki yay da 180 eksi 2 alfa mı oldu? Evet. Gerçekten bu açı 2 alfa iken burası 180 eksi 2 alfa oldu. Yani toplamları 180 oldu. Burada birkaç böyle soru yöntemini de size göstermek istedim arkadaşlar. Yani ispat yaparak burada aslında şunun ispatını yaparak birkaç farklı şekilde soru tipi de göstermiş oldum. Yani teğet teğet olunca hem bunlar birbirine eşit oluyormuş hem de alfa iken 180 eksi alfa açı veya ilişkisi aynı zamanda iki farklı şekilde ispatını da yapmış olduk. Merkezden geçince böyle bu teğet teğet olunca merkezden geçen bir doğru çizdiğim zaman açı ortay olduğunu da ispatlamış olduk. Evet burada da mesela o çemberin merkezi. Şuradaki kurala gerek yok. Bilmek zorunda değilsiniz. O çemberin merkezi ise ABC açısı ne eşit biliyor musunuz? Ee, bu 90x AD'ye eşit. İspatını yapalım önce. Merkez varsa teğet varsa çek dik yapsak. Evet burası alfaysa alfa 90 ise burası 90-alfa olur. 90-alfa ise buradaki yayda merkez açıdan dolayı 90-alfa olur mu? Olur. Yani sen bu kuralı bilerek işlem yapma bence. Ee, burada ABC açısı neye eşit oldu arkadaşlar? Bu yayın 90'dan böyle 90-alfa oldu burası. Ee, ABC açısı neye eşit oldu arkadaşlar? Şu yaya... 90 eksi alfa eşit oldu işte. Yani aslında şöyle diyelim. Ben burası alfaysa ya da direkt bu açıyla buradaki böyle merkezden geçtiği zaman bu açıyla bu yayın toplamı 90 derece diyebiliriz. Ya da ABC açısı alfaysa AD yayı ne eşit oluyormuş arkadaşlar? 90 eksi alfaya eşit oluyor imiş. Ama bunu biz kendi yöntemlerimizle de üçgen yöntemiyle de bulabiliriz. Evet buradaki gösterdiğim ispat yöntemleri gerçekten önemli her soruda her özellik yani sen burada a burası alfa merkezden geçince alfa ise 90 eksi alfa olur demeyle olmuyor bu işler. Çünkü bir sürü bilgi oluyor. Tamam şunu bil. E, t -t -t olunca alfa ise 180 eksi alfa olduğunu bil. Ama bak şu ispatları da yapınca şu eşitler de aklında kaldı. Merkezden geçince açı ortay da aklında kaldı. Sıkıştığın zaman ispat yöntemlerini de kullanırsın. Bu dediğimi de unutma. Evet soruya baktık mesela. AB yayı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar AB yayı direkt 180 eksi 40'tan 140 dereceye eşit olur diyebiliriz. Cevap 140. Ya da ispat yöntemlerini kullanabilirsiniz. Şunu şöyle çizip hocam teğet giriş açı alfaysa gördüğü ya 2 alfa 2 alfa ise burası da alfa deyip üçgenden de yapabilirsiniz. İspat yöntemiyle de yapabilirsiniz ama artık şunu öğrendik. Teğet teğet olunca bu ikisinin toplamı 180 olacak. 180 eksi 40'tan cevabı ne bulduk? 140 derece olarak bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Örnek 47'ye. Örnek 47'de bakalım ne diyor. BA ve BC çembere A ve C noktalarında teğet. Evet çembere burada etmiş arkadaşlar. A burada ne var? Teğet kiriş açı var. 70 ise 140 burası. ADC yayı nedir diye soruluyor. Bu yay nedir diye soruluyor. Yani şimdi şöyle aslında bu yay e, direkt çıkıyor arkadaşlar. Şöyle burası Soruda şurası 40 verilip de öyle sorulsaydı daha iyi olurdu aslında ama şuradaki özelliğe de gerek kalmıyor. Ama neyse 70 ise teğet kereşi açıdan burası 140 ya. E burası da ne olacak? Alfa ile 140'ın toplamı 360 derece olduğundan alfayı da böylelikle 360 eksi 140 olarak buluruz. Yani alfayı da 220 derece olarak buluruz. Tamam mı gençler? Ya da şöyle de sorulabilirdi. Bu açıyla buradaki açının farkı nedir diye sorulabilirdi mesela. Tamam Evet Örnek 47 bu şekilde 220 yaptı. Örnek 48'e geldik. Aha. X ise gördüğü yay nedir? 2x'tir. E teğet teğet olunca açıyla yayın toplamı ne oluyordu arkadaşlar? 180 oluyordu. Yani 48 artı 2x'in 180 olması lazım. 2x böylelikle 180 eksi 48'den 132'ye eşittir. X de 132 bölü 2'den 66'ya eşit olur. Örnek 48'i 66 bulduk. Geldik örnek 49'a. Hocam burası 110 sa hemen açı verilmiş burayı yazalım. Burası 220'dir. E çemberin ölçüsü 360 derece. 220'den 360, 360'tan 220 çıkartınca ne oluyor? Kaç yapıyor? 140 yapıyor. Yani şuraya 140 derece kaldı. E hocam teğet teğet olunca açıyla yayın toplamı yani x ile 140'ın toplamı kaç yapmak zorunda? 180 yapmak zorunda. E dolayısıyla x'i de böylelikle 180 eksi 140'tan 40 derece olarak buluruz. Örnek 49'u 40 bulduk geldik örnek değil dikkat daha önce de bunu söylemiştik teğet noktasından ve çemberin merkezinden geçen doğru teğet doğrusuna dik diktir arkadaşlar ispatını daha önce sen de yapmıştık teğet kiriş açıda burada da bu dikkati böyle anımsamamış istenmiş daha önce de biz buna alakalı sorular yapmıştık ama burada da öyle sorular var arkadaşlar merkez varsa teğet varsa çektik zaten merkezden teğet doğrusuna teğet noktasına çizilen doğru diktir Direkt burası 90 derecedir. E 40 90 ve x üçgen oluşturdu. 40 ile x'in toplamı da böylelikle 90 derece olacağından x'i böylelikle 50 derece olarak buluruz. Teğetin de önemini daha öncesinde bahsetmiştik. Bununla alakalı sorular çözmüştük. Burada da böyle bir hatırlatma yapılmış. Çünkü önemli, uzunlukta da önemli. Daha öncesindeki videolarda da çözmüştük. Ama yine yapalım bakalım hatırlatma yapılmış. Evet şu şekilde o merkezi çemberde arkadaşım 30 ya burası. teğet teğet olduğu için bu yayın ölçüsü kaç olacaktır? 180'e tamamlayan açısı olacaktır. Yani 150 derece olacak. Peki hocam şuradaki teğetliği şurada açı isteniyor ben benden. Bunu nasıl bulacağım? İki farklı şekilde bulabilirsiniz. Bir hocam şunu şöyle çizersem çapı gören çevre açı 90 derece deyip sonra burası 150 derece ya teğet giriş açıdan burası da 75 yapar dersiniz. 90 artı 75'ten 165'i bulursunuz. Bir bu. 2 nedir? Vallahi ben merkez görünce teğet görünce dayanamam. Merkez varsa teğet varsa çek dik yaparım kardeşim. Çek dik. Yani şuradaki açı 90 derece. E hocam 150 var ya burada. 150'yi de kullanırım. 150 ise merkez açıdan dolayı burası da 150. E buraya ne kaldı? 30 derece kaldı. E yarı çap çizmeyle kalmasın diye hep söylüyorduk. Bu da yarı çap. Bu da yarı çap. Yani burada ikizkenar kenar çıktı. 180'den 30 çıkart. 150. 2'ye böl. 75 75 yapar buraları. İkinci yolda da x'i yine ne buluruz? 165 buluruz. Neden dolayı? 90 burası 75 burası olduğundan. 90 artı 75'ten cevap 165 derece gelir. Evet örnek 51 165 oldu. Ve geldik örnek 52. Arkadaşım ikiz kenarlık var burada. Alfa burası da alfa mıdır? Evet. Merkez varsa teğet varsa dayanamam çek diki yaparım. Yalnız yarı çap çizmeyle kalmasın. Bu yarı çap ya bu da yarı çap bu da yarı çap. Hatta bu da yarı çap. Aa burada ikizkenar kenar çıktı yine. Yani burası da alfa olur mu? Olur. E hocam iki iç açı yan yana geldi. Dayanamam yine. İkisini toplam bir dış açı. Burası iki alfadır. E şuradaki üçgende bir dik üçgen. İkisinin toplamı 90 yapması lazım. Yani iki alfa ile alfanın toplamı 90 derece. 3 alfa eşittir 90 ise alfa da 90 bölü 3'ten 30 derece olarak çıkar. Örnek 52'de böylelikle 30 bulduk. Evet gençler merkez teğet çektik olayı da burada önemliydi. Şimdi sırada kirişler dörtgeni var. Kirişler dörtgeni de son videoya yani 14. haftanın son videosuna saklayalım isterseniz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda son videoda 14. haftanın son videosunda kirişler dörtgenin özelliğinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.